Yüzlerce savaş gördük. Şehirler, ülkeler fethedildi. Teşkilat'ta Selen yaşıyor mu? Altay'dan yardım isteyen, Altay'ı telefonla arayan o kişi gerçekten Selen mi? Yoksa ortada büyük bir ters köşe mi var? Teşkilat'ta bundan sonraki bölümlerde bizleri neler bekliyor? Haydi daha fazla vakit kaybetmeden sizlere neler yaşanacağını detaylı bir şekilde anlatmaya geçeyim arkadaşlar. İlk öncelikle Selen %100 bir şekilde yaşıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ama ortada büyük bir ters köşe var. O ters köşe ise arkadaşlar Altay'ı telefonla arayan kişi yani o sesteki kişi kesinlikle Selen değil. Tamamen bir oyun ve yapay zekadan yapılmış bir ses arkadaşlar. Selen'in tıpatıp aynı sesi yapay zekadan yapılmış. Yani Selen arayan kişi değil. Ama Selen %100 bir şekilde yaşıyor. Emin olabilirsiniz bundan. Kesin ve net bilgidir. Zaten teşkilatı bölüm başından beri izliyorsanız ayrıca arkadaşlar. Jenerik kısmında Seren karakterini oynayan Gizem Güneş'in ismi de geçiyor. Yani ilerleyen bir veya iki hafta içinde Seren karakterinin kesin bir şekilde yaşadığından emin olabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık bizlere net bir şekilde Selen'i gösterecek. En fazla iki hafta sonraki bölümde diyebiliriz. Bu arada teşkilatın reytingleri bu sezon gerçekten çok iyi. Ve her pazar reytinglerde birinci oluyor. Bu duruma teşkilatın yapımı gerçekten çok sevindi. Bu reytiklerin en büyük etkisi tabii ki de Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Altay karakteri. Tabii Neslihan karakterinin etkisi var. Çünkü söz Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat partnerdi. Orada bu ikiliyi gerçekten çok seven kitle vardı. Ve o kitle de geri döndü arkadaşlar. Yani teşkilatın reytikleri bu iki karakter için arttı diyebiliriz. Ayrıca teşkilatın bu sezonki senaryosu da güzel bir şekilde ilerliyor. Altay karakterini oynayan Tolga Sarıtaş ile yapım sözleşmeyi uzatmak istiyor. Bu sezon veda etmemesi için Için her şeyi yapacaktır arkadaşlar. Yani ilerleyen yeni sezonlarda da Tolga Sarıtaş'ı görmek istiyor yapım. Sizler de görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.